lağvedildiğini haykırsın dedi. Peki tüm bunları nasıl okumak, nasıl değerlendirmek gerekiyor? Hukukçu Salim Şen bu bölümde bizlerle birlikte. Sayın Şen, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Merhaba. Katıldığınız ve vakit ayırdığınız için. Şimdi tabii ilk duyduğumuzda biz de kulaklarımıza inanamadık, gözlerimize inanamadık. Siz nasıl değerlendirdiniz? Benim aklıma tabii Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın yaşadıkları geldi. Şöyle söylemişti, tecrit madem kaldırılsın biz de öğrenelim ne söyleniyor demişti. Sonrasında cezaevine giden bir süreç başlamıştı. Şimdi bambaşka bir noktaya geldik. Bu geldiğimiz noktayı siz nasıl değerlendirirsiniz? Yani ben de kulaklarıma inanamadım. Her hafta bir el yükseltme şeklinde ilerliyor. Böyle garip bir süreç aslında bu. Hakikaten üzerine uzun uzun düşünmemiz gerekiyor ne olup bittiği hususunda. Yani Bahçeli'nin, ki bu ülkedeki en radikal milliyetçi söylemlere imza atan, daha bir hafta önce terör örgütüyle müzakere edilmez, bizim amacımız terör örgütüyle müzakere etmek değil, onun terörü bitirmesi hususunda bir çağrıdır bizimkisi şeklinde konuştuktan bir hafta sonra, şimdi tam da terör örgütü lideri APO'ya bir müzakere yolu açarak, üstelik Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip terörist başının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çağrı yapmasını talep eder hale dönüşmüş durumda. Merdan Yanardağ'ın durumunu hatırlattınız. Çok haklısınız. Yani o kadar absürt bir durum ki bu. Merdan Yanardağ bundan 1,5 yıl kadar evvel, işte geçen sene 2023'ün Haziran ayında Tele1'deki bir yayında şunu söylemişti. Ya Galip Ensarioğlu'nun, yani AKP milletvekilinin, yeni bir çözüm süreci yürütülüyor sanki ya da böyle bir hazırlık yapılıyor gibi açıklamalarına binaen şunu söylemiş. Ya herkes Abdullah Öcalan üzerinden görüşmeler yapıyor, konuşmalar yürütülüyor, bir şeyler söyleniyor. Madem öyle, yasal olarak da zaten tecrit uygun değil, doğru değil. Bu tecrit kaldırılsın. Abdullah Öcalan'ın ne dediğini duyalım. Bu kadar masumane bir talebi bağlamından koparılarak kumpas bir 60 saniyelik video hazırlanıp terör örgüt propagandası yapma suçundan tutuklanıp 101 gün tutuklu kaldıktan sonra üstelik mahkum edildi. Ya üstelik hapis cezasıyla tecziye edildi ve o cezası 15 gün kadar evvel istinaf mahkemesinden onandı. Yani bu ülkenin şu andaki yargı sistemi, yargı organı dedi ki APO'nun tecritinin kaldırılması şeklindeki talep ve söz terör örgütü propagandasıdır. Bu suça vücut verir dedi. Halen o süreç yürüyor. Yargıtay'a gitti dosya. Bir tarafta yargının böyle bir kararı, Merdan Yanardağ üzerinden bir hürriyeti tahdit eylemi, yani onun özgürlüğünden 101 gün sırf bu sözü dolayısıyla yoksun kalması var. Şimdi Bahçeli bırakın Merdan Yanardağ'ın tecrit kaldırılmalıdır sözünü, onun kat be kat üstüne çıkarak ya tecriti kaldırın, cezaevinden çıkarın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirin, burada DEM Parti'nin grup toplantısına katılıp buradan örgütüne talimat versin diyor. Bilmiyorum buradaki yani durumu, geldiğimiz noktayı algılayabiliyor muyuz? Hatta şunu da ekliyor. Diyor ki bakın, onlara diyor sesleniyorum diyor. Terörist başı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere. Eğer terörist başının tecriti kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grubunda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini, örgütün lağvedildiğini haykırsın. Hatta diyor, bu dirayet ve kararlılığı gösterirse yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Hangi yasal düzenleme bu? Tahliyesi mi? Şartlı tahliye. Yani bütün memnu haklarının iadesi mi? DEM Parti'nin başına geçmesi gibi bir talep mi bu? Yani siyasetin ana figürü olması mı?
Seçme ve seçilme haklarının iadesi mi? Bahçeli'ye bunları sormak lazım. Bir sonraki grup toplantısında söyleyeceğiniz şey, Abdullah Öcalan'a siyaset yolunun açılması mı? Siyaseten seçimlere girerek seçilmesi, olasılığı olarak meclis grup başkan vekili, hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi vekili olması mı? Altına kırmızı plakalı arabalar çekilmesi mi? Hangi yol bu önerdiğiniz yol? Yani en dediğim gibi bu talebin en milliyetçi söylemlere imza atan, yani ülkücü bir tabanın temsilcisi olan Devlet Bahçeli tarafından yapılıyor oluşunu bir kenara not edip, yani aslında gayri samimi yürüyen bu sürecin özelde gündemin dışına çıkıp suni bir tartışma üzerinden Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ve Erdoğanizmin, yani bu sultanizm rejiminin iyice kökleşmesinin yolunu açacak olan bir anayasa değişikliğine doğru bu ülkeyi adım adım götürmek olduğunu görmemiz lazım. Yani bu hakikaten benim tüylerim ürpererek dehşetle dinlediğim bir görüşme oldu. Yani bu olabilir mi ya? Bu olabilir mi? Yani terör örgütüyle müzakere edilmez noktasından APO'nun tecritini kaldırın, onu da geçip APO'nun tecritini kaldırın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip burada çağrıda bulunsun. Terör de bitsin diyor. Hangi gerek, hangi şu andaki acil bir ihtiyaç böyle konuşmasını gerektiriyor? Terör eylemleri mi var Türkiye'de? Hani Türkiye'nin içerisindeki bütün teröristler temizlenmişti? Hani kalanların da ayakkabı numaralarına kadar biliniyordu? Hani bir tek terörist içeride kalmamıştı? Sınırlarımız dışındaki teröristler de zaten ABD'nin, emperyalist güçlerin şu anda kontrolü ve güdümü altında olduğu hepimizce bilinen bir gerçeklik. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri hani kahramanca sınırlarımız ötesindeki terörle mücadele edip göz açtırmıyordu. Hani sınırlarımız ötesindeki teröristlerin, yani PYD'nin, YPG'nin varlığı Türkiye için bir tehditti. Hani orada garnizon bir devletin kurulmasına ne Türk Silahlı Kuvvetleri, ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ne iktidarı izin vermez idi. Ne oldu da birdenbire bu durum tamamen ters bir noktaya evrildi? Bakın buradaki hikaye hiçbir zaman Kürt sorununu halletmek değil. Öyle ince bir noktadan giriyor ki Bahçeli. Kürt sorunu için, yani gerçekten 40 yıldır bu ülkede yaşanan, bütün bu problemlerin kaynağı olan Kürt sorununu halletmek değil, teröre işaret ederek terörü ortadan kaldırmak diye bir hedef gösteriyor. Çarpıtılan yer burası. Adeta bir elma şekeri gibi, adeta böyle verilmiş bir taviz gibi terörü ortadan kaldıralım görüntüsü altında aslında iktidarımızı perçinleyelim çağrısı ya da iktidarımızı sürdürelim, bu tek adam rejimini iyice konsolide edelimin adeta yolları döşeniyor. Eğer derdiniz bu sorunu ortadan kaldırmaksa önce